Herkese selamlar. Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Buradaki minik arkadaşımız da Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkilere bakım sağlıyoruz. Bir şeyler deniyoruz. Sonuç güzel çıkarsa sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de onunla ilgili size bilgi vermek istiyorum. İnternette çok güzel bir şeye denk geldim. Denedim. Bayağı bir süredir deniyorum. Memnun kaldım. O yüzden size de tavsiye etmek istedim. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi çoğumuz eminim ki doğa çiçekleriyle ilgili bayağı bir sorun yaşıyorlar. Çünkü hem toprağının böyle nemli kalması gerekiyor, hem çok uzun süre ıslak kalmaması gerekiyor. İşte kök çürümesi oluyor. Bunları nasıl mutlu edeceğiz? Kafamız karışıyor. Ben de bununla ilgili araştırma yaparken çok güzel bir şeye denk geldim. Tabii ki sadece doğa çiçekleri için değil, bütün bitkilerde nem seven, toprağının nemli olmasını seven bütün bitkilerinizde bunu kullanabilirsiniz. Önceden drenaj anlatımı sırasında bir adezyondan bahsetmiştim. Suların bir materyale tutunarak, birbirine tutunarak, yer çekimine karşı gelerek hareket etmesinden bahsetmiştim. Burada da gene aynı yöntemi kullanıyoruz. Peki bahsettiğim olay nedir ve nasıl yaparız? Onu anlatacağım şimdi. Bahsettiğim olay tamamen şu durum. Bugün kamera birazcık uzak çünkü yapımını anlatacağım size, ama yakından çekimlerini de sizlerle paylaşacağım. Yan tarafa ya da öne ekrana bir tane video koyacağım. İlk aldığım zamanki bu bitkileri, ilk bu şekilde yapmaya başladığım zamanki halini paylaşacağım. Ve o zamandan beri herhangi bir kök sorunu, yaprak sorunu yaşamadım. Ve çok memnunum. Hatta bugün sizinle beraber sulamaktan artık sıkıldığım, nem dengesini bir türlü tutturamadığım bir tane doğa çiçeğimi de aynı şekilde bu işleme tabi tutacağım. Hadi yapalım o zaman. Şimdi bize ne gerekiyor? Öncelikle suyu iletecek, güzel suyu çeken herhangi bir bez. Ben burada hiçbir şekilde kullanmadığım bir mikrofiber bezi gördüğünüz gibi parçaladım. Bundan yararlanıyorum. Gayet de güzel, işe yarıyor. İkinci olarak ihtiyacımız olan tabii ki bitkimiz. Bu şekilde bu arkadaşı alacağız. Bugün üçüncü ihtiyacımız olan ise drenaj deliği olmayan bir saksı, kap, artık ne kullanırsanız ondan faydalanacağız. Bitkimizin dikili olduğu saksının kesinlikle altının delik olması gerekiyor bu işlemi yapabilmek için. Haydi başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle saksının boyutuna göre ayarlama yaparak uygun bir parça kumaş kesiyorum. Kumaşın kalınlığı hiç önemli değil. Bunun için şeyleri de kullanabilirsiniz. Pamuklu ipler, işte sizin sevmediğiniz, kullanmadığınız bir pijamanız olduğunu, sadece bakın suyu çekiyor mu? Tek önemli olan o. Şöyle kenarlarını da alalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu ipin ölçüsünü neye göre ayarlayacağız? Saksının üst kısmından itibaren alıp koyacağımız kapın derinliğine göre ayarlamamız gerekiyor. Birazdan bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu benim kabıma göre uzun ama şimdilik dursun. Uzun kesmekten zarar gelmez. İşlemi görebilmeniz için ben burada cam kap getirdim. Cam kabı kullanacağım sizin için. En azından içeriğini daha iyi görebileceksiniz. Şu ipler çok sinirimi bozdu ama. Dehe, elektriklendi. Evet, şimdi kabımızı, bitkiyi toprağından çıkarmadan yapanlar da var ama ben çıkararak hep denedim. İşte kumaşı şişle beraber içine ittirenler var ama ben köklere hasar vereceğini düşünüyorum. O yüzden çok güvenemedim. Ben diğerlerini de bu şekilde yaptım. Şöyle açayım, sizler de görebilin. Ben bunu dün sulamasını yapmıştım. Alttan sulamasını. Gördüğünüz gibi delikleri mevcut. Şimdi bitki
bitkiye çok fazla zarar vermeden saksından çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Dağılma, lütfen dağılma. Dağılsın, sorun değil. İpimizi alıyoruz. Ve deliklerden bir tanesi, hangisi olduğu hiç önemli değil. Çok sıkı olmasın sadece delik ve içerisinden geçiriyoruz. İpin boyutunu şöyle göstereyim. Tam tepesine değil ama toprak hizasının üstüne gelecek kadar çekiyoruz. Ve arkasından bitkimizi yerleştiriyoruz. Altta kalan toprağını gene yerine koyuyorum. Gerçekten çok rahatlattı beni bu. İpi tutarak yerine koyuyorum. İp düşmeyecek şekilde. Yani bu yöntemle ben hiç toprak sulama vesaire yapmıyorum artık. Bakalım. İpi hala tutuyorum arkadaşlar. Toprağını olabildiğince dağıtmadan çıkarırsanız bitkinin köklerine de çok fazla zarar vermemiş olursunuz. Bu şekilde gözükecek. Şimdi ellerimi yıkayıp geliyorum. Şunu atlamayın ama toprak karışımınız da burada çok önemli. Ben mesela bu ara alttan sulama yapıyorum çoğu bitkime ve hani bu yeni aldığımız bitkilerde biraz sertleşen böyle değişik yosun oluyor herhalde. Değişik bir peat moss tarzı bir şey oluyor. Onlar suyu çok fazla tutmadığı için ve iletemiyor. Niye bilmiyorum. Onlarda bu işlemin işe yarayacağını zannetmiyorum. O yüzden güzel hani sizin karışımını yaptığınız ya da drenaj deliklerinin yeterli olduğu, suyu güzelce ileten, suladığınızda her yeri ıslanan topraklarda özellikle deneyin. Zaten bu uygulamanın işe yarayıp yaramadığını bir süre sonra fark edeceksiniz, anlayacaksınız. Çünkü toprağınız nemli nemli kalıyor. Evet, şimdi. Şeffaf olmak zorunda değil. Saksının sığabileceği, koyduğunuzda içeriye oturmayacak büyüklükte bir saksı olması gerekiyor kapalı saksının. Mesela bu şuraya şöyle otursaydı çok güzel olurdu. Gerçekten çok da şık dururdu ama gördüğünüz gibi oturmuyor. Peki böyle durumda ne yapacağız? Şimdi şu tarzda küçük bir saksı altlığı kullanabilirsiniz. Farklı yükseltme elemanı kullanabilirsiniz. Çok fazla kil bilyesi vesaire kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü içerideki su miktarını azaltacaktır. Şimdi ben bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Gözüküyordum, evet. Ve bunda da bırakabilirim aslında. Şık duruyor. Şu toprakları alayım. Şimdi bu ip buna çok fazla gereksiz. İpin kalan kısmını diye kesiyorum. Ve saksımı bu şekilde yerleştireceğim. Burada bana su koyacak alan kalmadı. O yüzden önce suyumu koyup yerleştireceğim. Şöyle göstereyim. Farklı olarak nasıl yapıyorum? Şimdi yükseltme elemanı da çok kullanıyorum ben bitkiler çok iç içe olduğunda. Şöyle kullanmadığım benim üniversitemin bir kupası vardı. Ona bunu yaptım. İçinde su var. Burada önemli olan kısım saksının alt delikleri suya değmeyecek. Sadece kumaşımız değecek. O yüzden bu şekilde mesela bu yüksek duruyor. Sadece kumaş suya değiyor.
ve toprak üstü gayet güzel bir şekilde nemli. Başka nasıl yaptım? İşte demin size gösterdiğim bardağın tamamen altına girmiyor. Bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi ipi suya değiyor. Başka nasıl yaptım? Buradaki makoyana da bayağı bir kumaş kullanmışım. Şimdi bu saksının güzel yanı şöyle suyu dökme, yani size göstereyim. Bunu Bauhaus'tan almıştım. Saksıyı durduracak bir kısmı var ve altında ekstra bir deliği var. O yüzden çok güzel bu. Bunu kullanıyorum. Bu arkadaşta da cuk oturdu yani içine, gördüğünüz gibi. Farklı farklı şeyler deneyebilirsiniz. Evet, şimdi bu arkadaşa su dolduralım. Saksının üstünün değmemesi önemli demiştim. Pardon, saksının altının değmemesi önemli demiştim. O yüzden bu şekilde bu kadar su bana yeterlidir. Şimdi arkadaşımızı hop oturtuyorum. Gayet de tatlı durdu aslında. Bu şekilde de bırakabilirim. Şu ipleri kesseydim daha güzel olurdu ama yavaş yavaş bu suyu çektikçe o kumaş adezyon sayesinde, şimdi biz kumaşı da, saksının içindeki kumaşı da toprağa değecek şekilde yerleştirdik ya, toprak kurudukça ihtiyacı olan kadar suyu bitki kendisi alıyor. Güzel yanı burada. Kök çürümesi olmuyor. Kök çürümesi niye olmuyor? Ben bunu çok düşündüm. Hani habire toprak nemli niye olmuyor? Çünkü bizim buraya koyduğumuz su her seferinde oksijen içeriyor. Kök çürümesi için en büyük sorunun biz ne olduğunu söylemiştik. Oksijen eksikliğinden kaynaklı olarak biz kök çürümesi yapıyoruz bitkilerimizin köklerinde. Ama buradaki su her seferinde bir oksijen sirkülasyonu sağladığı için ve benim toprağımın içinde de drenaj malzemesi fazla olduğu için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu bitkiyi de artık ben sulamaktan kurtuldum diyebilirim. Akıllı saksılar çok fazla satışı oluyor, evet, ama birazcık ben araştırdım, maliyetleri fazla. O yüzden neden kendimizinkini yapmayalım ki? Deliksiz saksıları hep sorun olarak görüyordum şahsen. Artık deliksiz saksı arıyorum etraftaki, bu şekilde kullanabileyim, değerlendirebileyim. Umuyorum ki size de faydalı bir bilgi olmuştur bu. Başka söyleyeceğim, uyaracağım bir şey var mı acaba? Suyu kontrol edin. Zaten hani göremediğiniz kısımlarda mesela ben nerede anlıyorum bunun suyunun bittiğini? Toprak üstü en de sonunda kurumaya başlıyor yavaş yavaş. Ben orada anlıyorum ki artık buna su eklemem gerekiyor. Altındaki kapta su bitmiş. Şeye dikkat edin. Çok garip şeyler. Neyi söyleyecektim? Mesela bunun keyfi yerinde gayet güzel büyüyor. Toprağı da çok uzun süre nemli kaldı. İşte yeni filizler de veriyor. Ben şu an görüyorum burada. Kaptaki su bittikten sonra hemen doldurmanıza da gerek yok. Bunu bitkinize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. 7-24 burada su olacak paniğine gerek yok. Geçen şeyde bahsetmiştim, işte tatile giderken alınabilecek önlemler. Kesinlikle evde olmayanlar için, uzun süre tatile gidenler için de çok güzel bir yöntem. Bütün bitkilerinizle deneyebilirsiniz ama toprağı her dakika nemli kalsın istemeyen bitkilerinizle tabii ki denemeyin bunu. Bu şekilde gayet mutlu mesut arkadaşlar, beni artık az yoruyorlar. Ben de az yorulmaktan dolayı çok mutluyum. Evde çok fazla sulamam gereken, bakım yapmam gereken bitkiler var ama doğa çiçeklerinin bakımından en azından siz de görün. Doğa çiçeklerinin bakımından en azından sulama stresinden, ay toprağı kurudu mu, aman nemli kaldı mı, aman suya ihtiyacı var mı derdinden kurtulmuş oldum. O yüzden size de güzel bir tecrübemi paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.